Suriye'de Beşar Esad rejimiyle muhalifler arasındaki çatışmalar 20. ayını doldururken barış umudu gittikçe azalıyor. Ülkenin her yerini saran çatışmalar ve bombardımanlar artık başkent Şam'ı da yerle bir etmeye başladı. Başkentteki bu cami yakınlarındaki bir arabaya konan bombanın patlaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetti. Kanlı iç savaşa rağmen Beşar Esad ise görevinden ayrılmamakta kararlı. Devlet Başkanı Rus Devlet Televizyonu'na verdiği demeçte görevinden ayrılmasına halkın sadece seçim yoluyla karar verebileceğini belirtti. Esad sözlerine şöyle devam etti. Benim halkımla bir sorunum yok. Amerika Birleşik Devletleri, Batı, Türkiye ve birçok Arap ülkesi beni istemiyor. Eğer Suriye halkı beni istemiyorsa ben görevde nasıl kalabilirim ki? Suriye Devlet Başkanı ülkesini asla terk etmemekte kararlı. Kukla değilim. Batı tarafından Batı ya da başka bir ülkeye gitmek için üretilmedim. Ben Suriyeliyim ve Suriye'de üretildim. Suriye'de yaşamak ve ölmek zorundayım. Yaşanan iç savaşın baş mağduruysa arada kalan siviller. İnsan Hakları Örgütü'nün son raporu Şam rejiminin parça tesirli misket bombası kullandığına dair güçlü kanıtlar olduğunu gösterdi. Örgütün eline geçen birçok amatör görüntüde Sovyet yapımı misket bombalarının kullanıldığı görülüyor. Eski oldukları için patlamayan bombalar siviller için büyük tehlike oluşturuyor. Fakat direnişçiler tarafında da insanlık dışı yollara başvurulduğu da gelen haberler arasında. İddialara göre bu amatör görüntüler direnişçilerin rejim taraftarlarını soğukkanlılıkla öldürdüklerini gözler önüne seriyor.